Hepinize merhaba arkadaşlar ben Selim. Bugün sizlerle 10. sınıf 1. dönem 1. din kültürü ve ahlak bilgisi yazı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce yazı sorularımızı eğitimevi.web.com sitemizden bulabilirsiniz dedikten sonra hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diye sorulmuş. Hemen yukarıdaki boşluğu okuyoruz. Allah'ın Celle Celaluhu varlığı ve birliği ile ilgili delillerden biri nokta nokta delilidir. Bu delil dış dünyada gördüğümüz varlıkların sahip olduğu düzen ve amaçtan hareketle Allah'ın Celle Celal varlığını ve birliğini ispatlamaya çalışır. Kainatta var olan her şey bir ölçü ve ahenk içindedir. Hücreden insana, atomdan galaksilere kadar mükemmel bir düzen işlemektedir. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Buna göre o boşluğa hangisi gelmelidir? A. Gaye ve nizam delili. B. Ekmel yani mükemmel varlık delili. C. Hudüs delili de imkan delili, e fıtrat ve vicdan delili. Burada arkadaşlar her şeyi bir ölçüye göre yarattık dediği için ve aynı zamanda sahip olduğu düzen ve amaçtan hareketle dediği için burada bir ölçü ve düzen söz konusu ve Allah'ın ölçü ve düzen söz konusu olan delilin ifade eden delil hangisidir? Tabii ki gaye ve nizam delili olduğu için ilk sorumuzun cevabı ne olacaktır? A şıkkındaki gaye ve nizam delili olacaktır. İkinci sorumuza geçelim. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diye sorulmuş gene okuyoruz nokta nokta var. Ardından Allah Teala'nın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesi isteklerini ona arz ederek onun lütuf ve yardımını dilemesidir. Kainatta bulunan tüm varlıklar yüce Allah ile irtibat halindedir. Her biri kendi dilince Rabbini tesbih edip ona niyaz etmektedir. Bir Kur'an Kur ayetine şöyle buyrulur. Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuşların Allah'a tesbih ettiklerini görmez misin? Tesbih bakın. Her biri kendi niyazını ve tesbihini bilmiştir. Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilir. Tüm varlıklar gibi insanın da Rabbi ile irtibat kurması ve ona niyaz etmesi gerekir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diye sorulmuş. Buradaki boşluğa arkadaşlar niyaz dediği için e, kulun acizini itiraf etmesi teklifini on arz ederek onun lütuf ve yardımını dilemesidir. Burada lütuf ve yardımını dilemesinden bahsettiği için ve aynı zamanda irtibat kurmasından da bahsettiği için buradaki bölümümüze ne gelecektir? A şıkkındaki dua gelecektir bu boşluğa. Çünkü e, Allah'ın yüceliği karşısında kulun acizini itiraf etmesi yani Kul dua ederek acizini Allah'a itiraf eder ve onlardan arz eder. Ona arz ederek lütuf ve yardımını dilemesidir. Ve aynı zamanda tüm varlıklar ne yapmaktadır? Dua etmektedir. Allah'la irtibata geçmektedir. O yüzden ikinci sorumuzun cevabı da ne olacaktır? A şıkkındaki dua ifadesi olacaktır. Üçüncü sorumuza geldi sıra. Burada bizden ne isteniyor? Aşağıdakilerden hangisi insanın Allah Celalü ile irtibat yollarından biridir diye sorulmuş. A şıkkı selam vermek, B Kur'an okumak, C sabırlı olmak, D ilim öğrenmek, E tevekkül etmek. Hangisidir? Tabii ki tevekkül etmektir. Tevekkül etmek ne demektir? Tevekkül etmek bir e, iş yapıldığında önceden o işi e, yani bütün önlemlerini almaktır. Tüm önlemleri aldıktan sonra bir iş hakkında veya yapılması gereken her şeyi yaptıktan sonra Allah'a bu iş hakkında dua etmektir. Önlemini alırsın önce ardından dua edersin. Bu neye geçer? Bu tevekküle geçer. Ve buradaki dua ettiğimizde de ne olur? Allah'la irtibata geçmiş oluruz. O yüzden bu sorumuzun cevabı E şıkkındaki tevekkül etmektir. Yani Edirne'de diyebiliriz. Dördüncü sorumuza geçelim hemen. Burada ise Allah Celal'i insan ilişkisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş. Allah'la insan ilişkisi hakkında konuşacağız. İnsan aklının Allah Celle Celal'e ait tüm sıfatları kavraması mümkün değildir. Doğru bir ifade mi? Evet doğru bir ifade. Çünkü Allah'ın kudreti o kadar çok ki insan bunun hepsini anlamaya aklı bile yetmez. Yüce Allah insanı dünyada başıboş ve kendi haline bırakmamıştır. Doğrudur. Onları ne yapmakta takip etmektedir ve onların günahlarını, iyiliklerini yaptıklarını takip ederek ahirete karşılığını vermektedir. Yani başıboş bırakmıştır diyemeyiz. Bırakmamıştır dersek doğru bir ifade olur. İnsanlar dua ve ibadetlerinde Allah'la Celle Celal e arasında bir aracıya ihtiyaç duyarlar doğru mudur? Tabii ki yanlıştır çünkü insanlar dua ederken Allah'la aralarına bir aracıya ihtiyaç duymazlar. Direkt dua ederlerse ne yaparlar? Allah'la irtibat kurabilirler. O yüzden bir aracıya ihtiyaç yoktur. Bu ifademiz yanlış bir ifade diyebiliriz. Deniz ışıkımıza bakıyoruz. İnsanın Allah Celle Celal tanıması onun isim ve sıfatlarını bilmekle gerçekleşir. Doğru mudur? Evet. Onu tanımak için onun isim ve sıfatlarını bilerek onu tanıyabilir. İnsan Allah'a Celle Celaluhu daha iyi tanıdıkça ona olan sevgisi ve imanı artar. Evet doğrudur. Allah'ın kudretini anladıkça ona olan sevgisi ve imanı artacaktır. Bize burada söylenemez yani yanlışı sorduğu için C şıkkındaki insanlar dua ve ibadetlerinde Allah'la Celle Celaluhu arasında bir aracıya ihtiyaç duyar. Yanlış bir ifadedir. Bu yüzden söylenemez. Dördüncü sorumuzun cevabı ise Ceyhan'dır diyebiliriz. Beşinci sorumuza geldik. Doğa ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Bakıyoruz A şıkkımıza. Doğa inanan bir insanın Allah Celalü ile irtibat yollarından birisidir. Doğru mudur? Evet doğrudur. Ve aynı zamanda bir aracıya ihtiyaç duymadan direkt olarak Allah'la irtibata geçmesinin yollarından biridir. Bize yanlış sorduğu için A şıkkını eleyebiliriz. Dua etmek için özel ve kutsal yerlere gitmeye gerek yoktur. Gitmek gerekmez. Doğru mudur? Evet bu ifade de doğrudur. İstediğimiz yerde istediğimiz zaman Allah'a dua ederek onunla irtibata geçebiliriz. Bunun için özel ve kutsal bir yere gitmeye gerek yok. Örnek olarak bir türbeye gidip dua etmeniz sizin için bir avantajı olmayacaktır. Çünkü dua her yerde yapılabilir. Böyle bir yere gitmeye gerek yoktur. Bunu da eledik. Sadece sıkıntılı zamanlarda yardım istemek için dua edilmez. Evet doğrudur. İnsan sağlıklı da olsa sıkıntısı da olmasa gene Allah'a ne yapmalıdır? Dua etmelidir. O yüzden bu ifademizde doğru bir ifade bunu da eleyebiliriz. İnsan bir aracıya gerek olmadan doğrudan Rabbine dua eder. Doğru mudur? Evet doğrudur. Geçenki sorumuza da demiştik. O yüzden bunu da eledik doğru olduğu için. İnsanın dünyada yaptığı bütün dualar kabul edilir. Allah Celalü inancı insanın anlam arayışına bir cevaptır. Ee, insanın dünyada yaptığı bütün dualar kabul edilmez bütün hayırlı dualar kabul edilir yani siz beddua etseniz e, atıyorum sebepsiz yerine birinin e, biri için beddua etseniz sebepsiz yere yani siz haksız olsanız adamın suçu olmasa bu dua kabul edilir mi? Tabii ki edilmez o yüzden bütün dualar kabul edilir diye bir şey söyleyemeyiz bu ifademiz yanlış bir ifade bize de yanlışı sorduğu için 5. sorumuzun doğru cevabı da E şıkkı yani kodlayacak olursak da edirnedir diyebiliriz Hemen 6. sorumuzdan devam edelim. Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen ana fikir aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Hemen paragrafımızı okuyalım kendimize, dünyaya ve kainata baktığımızda mükemmel bir düzen ve ahenk olduğunu görürüz. Bu mükemmellik üzerine düşündüğümüzde bunun kendiliğinden ya da tesadüf eseri olmadığı sonucuna ulaşırız. Her şeyin sonsuz bir ilim eseri olmadı pardon, sonsuz bir ilim ve kudretin tecellisi olduğu düşüncesi bizi tek bir yaratıcı inancına götürür. Buradaki ana fikir nedir? Ana fikir yaratıcının tek olmasıdır. Kainatın tesadüfen oluşması mümkündür. Böyle bir şey söz konusu mu değil. Her şey bir düzen ve nizam içindedir. Yani tesadüf diye bir şey evren için, kainat için söz konusu değil. A'yı eledik. Kainattaki mükemmel sistem insanı Allah Celal'i inancına götürür. Evet doğrudur. Kainatın mükemmelliğini anlarsan, görürsen ne yaparsın sen? Allah'ı daha iyi tanırsın ve ona inanç ederek Allah inancına götürür seni. Dünyada kaos hakim olduğu için bir yaratıcıdan bahsedilemez. Doğru bir ifade mi? Tabii ki külliyen yanlış bir ifadedir. Çünkü bir yaratıcı vardır bu dünyada ve kaos hakim değildir dünyaya aynı zamanda. O yüzden bu ifademizi yanlış bir ifade eledik. İnsan aklı Allah'ın Celle Celal varlığı fikrine ulaşacak donanıma sahip değildir. Yanlıştır çünkü insan aklı Allah'ın varlığını kavrayacak donanıma sahiptir elbette. O yüzden bunu da eleyebiliriz. E. Kainatın bir ilim ve kudret eseri olduğu söylenemez, yanlıştır. İlim ve kudret eseridir tabii ki söylenebilir. Bu ifademiz de yanlış. Bir ifade bize doğruyu yani ana fikri sorduğu için B şıkkındaki ifademiz doğrudur. Cevabımız da böylelikle Bursa'dır. Yedinci sorumuz. Şöyle ayarlayalım açımızı evet. Ee, burada da boşluklara ne gelmesi gerektiğini söylüyor bize. Bakalım hemen okuyalım ardından boşlukları dolduralım. Kur'an okumanın farklı şekilleri vardır. Kur'an-ı Kerim anlamak, hayata geçirmek ve sevap kazanmak için okunur. Kur'an okumaya genel olarak nokta nokta denir. Hem okumak hem de emir yasaklarını hayata geçirmek amacıyla Kur'an okumaya ise nokta nokta denir. Bu ikincisi ideal olan okuma biçimidir. Çünkü ilahi kitaplar sadece okumak için değil, aynı zamanda hükümlerinin uygulanması için ne yapılmıştır? Gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i sadece okumaya ne diyoruz? Biz sadece okursak eğer kıraat diyoruz. Ve biz okuduğumuzu hayata geçirirsek, uygularsak buna ne diyoruz? Buna da tilavet diyoruz. Yani A şıkkını elebiliriz, b c D'yi eleyebiliriz ve E'yi ne yapabiliriz işaretleyebiliriz. Doğru cevabımız kıraat ve tilavetin olduğu Edirne şıkkı olacaktır arkadaşlar. Sekizinci sorumuz Allah'ın Celle Celaluhu sıfatlarından anlamı yanlış verilen hangisidir diye sorulmuş bize. Hemen bakalım Allah'ın sıfatların anlamlarına. Vahdaniyet Allah'ın bir olması demektir. Allah Celle Celaluhu tektir, eşi benzeri, ortağı yoktur. Bunun anlamı vahdaniyet midir? Evet, doğrudur. O yüzden A şıkkını eleyebiliriz. Bize yanlışı sorduğu için. Kıdeme bakıyoruz. Ezeli olmak, başlangıcı bulunmamak demektir. Bu da e, Allah'ın kıdem sıfatının anlamı da doğru verilmiş. Bu da doğru bir ifade eledik. Kıyam bin nefsihi, var olmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymamak demektir. Bu da doğru verilmiş. O yüzden bunu da eleyebiliriz. Basara bakalım. Basar Allah'ın Celle Celaluhu e her şeyi işitmesi demektir. Yanlıştır. İşitmesi değil her şeyi görmesi demektir. Her şeyi işitmesi semihtir. Semih deseydi eğer buraya doğru olurdu. Ama basar dediği için basar Allah'ın her şeyi görmesi demektir. Tekvine bakıyoruz. Sonradan yaratılmışlara benzememek demektir. Bu da doğru bir ifadeyken D basar yanlış bir ifadedir. O yüzden cevabımız denizlidir. 9. sorumuza geçelim. Şöyle ayarlarım. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diye sorulmuş. Nokta nokta nokta. Allah Celle Celali gönülden isteyerek yönelmek, tapmak, boyun eğmek ve itaat etmektir. Çünkü Türkçemizde kullanılan kulluk etmek deyimi de aynı anlama gelir. İnsan bu sayede gönülden Allah'a yönelir. Onunla irtibata geçer. Çünkü Allah Celle Celalü insanın Rabbidir. İnsanı yaratmış ve onun hayatını düzenlemiştir. Kur'an-ı Kerim'de de Kerim'de kavramı bu çerçeve, çerçevede ele alarak şöyle buyurur. Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin. Bu boşluğa hangisi gelmelidir? Yani burada hangisinin anlamı kulluk etmektir? Din değildir, İslam değildir, ibadet değildir, tövbe değildir. Doğru cevabımız imandır. İmanın anlamı Türkçe olarak kulluk etmek deyimiyle aynı anlamdadır ve Allah'a gönülden isteyerek yönelmek anlamına da gelmektedir. O yüzden 9. sorumuzun doğru cevabı Bursa'daki Bursa çıktığındaki iman kelimesidir diyebiliriz. Bu boşluk imanla ne yapılmalıdır? Doldurulmalıdır. 10. sorumuza bakalım. Ee, 10. sorunun diğer şıkları arka sayfamızda. Hemen döneceğiz ona. Hatta onu şöyle ayarlayabilirsek daha güzel olacak. Evet şöyle ayarlayalım arkadaşlar. Evet şıkları da getirdik. Okuyalım sorumuzu. Yukarıdaki boşluklara hangisi gelmelidir diye sorulmuş. Bunda da bakıyoruz. İnsan dünyada Allah'ın Celle Celal isim ve sıfatlarının tecellilerini görür ve hisseder. Örneğin bir bebeğin dünyaya gelişinde onun can veren sıfatını yazmamız gerekiyor bu boşluğa. Bir annenin şefkat ve merhametinin merhameti sonsuz olanın o, o merhameti sonsuz olan sıfatını yazmamız gerekiyor. Dalından bir kopan elmada kesintisiz biçimde çokça rızık veren ve bir hastanın iyileşmesinde şifa veren e, isimlerini yazmamız istenecek. Şimdi bunları doğru e, doldurursak can verenine gelecektir. Mühyi adı gelecektir. Merhameti sonsuz olana ise Rahman adı gelecektir. Ve kesintisiz biçimde çokça rızık veren ise Rezzak adı gelecektir. Ve şifa veren adına ise Şafi adı gelecektir. Ve bunları birleştirdiğimizde de hangi şık ortaya çıkmaktadır? Tabii ki E şık ortaya çıkacağı için 10. sorumuzun doğru şıkkı da Edirnedir diyebiliriz arkadaşlar. Ve hemen 11. sorumuza geçelim. Burada ise ifadeleri doğru veya yanlış olarak e, sınıflandırmamız isteniyor. Hemen başlayalım. Kur'an okumak Hazreti Peygamberle konuşmak gibidir. Doğru bir ifade mi, yanlış bir ifade? Çünkü Hazreti Peygamberle değil, Allah'la konuşmak gibidir. Allah'la irtifada geçmek gibidir. O yüzden bu ifademiz yanlış bir ifade. Doğa ihtiyaç anında kullanılması gereken bir silahtır. Doğru bir ifade mi? Tabii ki yanlış bir ifade çünkü sadece ihtiyaç anında değil her zaman kullanılması gereken bir silahtır. Sadece ihtiyaç halinde kullanıldığı doğru bir ifade değildir. Yanlış bir ifade. Kainatta tek yaratıcı olmasaydı evrenin düzeni bozulurdu. Doğru mudur? Evet doğrudur. Eğer iki yaratıcı olsa evren bir kaos içine girerdi. Allah katını sorumlu tutan tek varlık insandır. Doğru. Bunun sebebi ise akıl ve irade sahibinin sadece insanda olmasıdır. 15. İbadet ve ibadet imanın bir göstergesi olmayıp imandan bağımsız olarak ortaya çıkar. Yanlış bir ifade. iman e, bağımsız olarak ortaya çıkar diyemeyiz. Çünkü insan im iman ederek iman ettiklerini ibadete dökerek ne yapar? E, kendini daha iyi geliştirir. Yani iman ettiklerini e, gerçek hayata dökerek, ibadet ederek imanını daha da genişletir, imanını daha da güzelleştirir, imanını nurlaştırır. O yüzden bağımsız dersek yanlış bir ifade söylemiş oluruz. Cevabımız yanlış olacaktır. Düşünceden uygulamaya aktarılmayan bir inanç meyvesiz bir ağaca benzer. Doğru mudur? Evet bu da doğrudur. Kainat ve içindekiler Yüce Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellisidir. Evet Yüce Allah isim ve sıfatlarını bize kainatta ve içindekilerde göstermektedir. Doğru bir ifade. Rum suresi Medine döneminde inmiştir. Yanlıştır. Medine değil Mekke döneminde indiği için bu ifademizde yanlış bir ifadedir. 19'a geldi sıra. Yoktan var etmek yeniden diriltmekten daha zordur. Doğru mudur? Evet yoktan var etmek yeniden diriltmekten zordur. Çünkü yeniden diriltirken dirilteceğin şey senin elinde oluyor. Ama yoktan var etmek yani hiçbir şey yokken var etmektedir. O yüzden bu ifade doğru bir ifadedir. Allah'ın Celle Celaluhu yaratması tamamlanmıştır. Yanlıştır. Allah'ın yaratması sonsuzdur. Yani istediği zaman Allah her şeyi yaratabilir. O yüzden bu ifademizde yanlış bir ifade diyebiliriz. Ve geldi sıra boşluk doldurma e, sorularına bakıyoruz hemen boşluğumuza ilk boşluğumuz Sana nokta nokta gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Bu ayetin doğru tamamlamasında boşluğa ne gelecek? Kesin olan şey yani ölüm anlamında kullanılmış kesin olan şey parantezine zaten ölüm yazılmış. Sana kesin olan şey gelinceye kadar Rabbine ibadet et ayetimizin doğru anlamıdır. De ki o Allah'tır tektir. O nokta noktadır doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Buraya ne gelecek? O samettir. Yani doğmamış ve doğurmamıştır. Samedin anlamı da budur zaten. O yüzden buraya da samettir'i yazdık. Hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe gerçek nokta nokta etmiş olamaz. Ne etmiş olamaz? Gerçek e, gerçek mümin. Gerçek mümin etmiş olamaz. Yani gerçek e, burada etmiş yanlış olacaktır. Gerçek mümin olamaz. Yani hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeş için istemediği gerçek mümin olamaz. Hadisimizin doğru e, anlamı olacaktır. Sizin en hayırlınız nokta nokta öğrenen ve öğretendir. Nedir bu boşluğumuzun e, karşılığı? Kur'an'ı şöyle olacaktı pardon yanlış yazdım. Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Kimmiş bunlar? Sizin en hayırlınızmış. Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler birbirlerine nokta nokta tavsiye edenler ve nokta nokta tavsiye edenler müstesnadır. Buradaki boşluğumuz neyle dolacaktır? Buradaki boşluğumuz ise hakkı ve sabrı tavsiye edenler ne yapacaktır? Müstesnadır ve onlar kurtulacaktır arkadaşlar. Burayı da hakkı ve sabrıyla doldurabiliriz. 26'nın Istif, istifar nokta 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 ise fiili olarak yapılan bağışlanma isteğidir. İstifar sözle yapılan bir bağışlanma isteği fiili olarak bağışlanma isteği ise tövbe ile yapılandır. Yani istifra sözle tövbe ise fiili olarak yapılan bağışlanma isteğidir diyebiliriz. Nokta nokta sıfatlar Allah Celle Celaluhu ile beraber başka varlıklarına sınırlı olarak sahip olduğu sıfatlardır. Yani hem Allah'ın hem de normal e, varlıklarına sahip olduğu sıfatları biz ne diyoruz? Subuti sıfatlar diyoruz. Sadece Allah'a ait olanlara ise zati sıfatlar diyoruz. Bunları karıştırmayın. Sadece Allah'a ait olan zati, bütün varlıklara ait olan ise subuti'dir. Günahından nokta nokta eden kimse, günahsız kimse gibidir. Günahından ne yapan kimse, tövbe eden kimse günahsız kimse gibidir. Burada da Allah'ın merhametini görmekteyiz. Ben nokta nokta ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsin diye yarattım. Bu da ayetimizin doğru anlamı olacaktır. Son, ikinci, son iki sorumuz. Hemen bunları da yapalım. İman etmedikçe nokta nokta giremezsin. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. İman etmedikçe nereye giremeyiz? Cennete giremeyiz. Ve son sorumuz. İnsan Allah ile irtibat yollarını yazarak birer cümleyle açıklayınız denilmiş. Allah'la itibat yolları birincisi duadır, ikincisi ibadettir, ardından Kur'an Kur'an'ı okumaktır. Ve son olarak da ne yazabiliriz? Tövbe etmektir. İnsanlar tövbe ederek ne yapar? Allah'la iletişime kurar. Onlardan istedikleri e, istediklerini söylerler. İbadet ederek ona şükrederler. Kur'an okuyarak, onun sözlerini, onun kelamlarını okuyarak e, hayatlarına e, öyle şekillendirirler. Ve tövbe yap, ederek ise yaptıkları yanlışlardan af dileyerek Allah'la irtibata geçmiş olurlar. Ve böylelikle son sorumuzda videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dilerseniz kanalımdan yazılı videolarını da göz atabilirsiniz. Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Oh shit.